Her şeyden önce biz Irak Türkmen Cəbəsi Genel Başkanına sonsuz şükranlarımızı bildirmekteyiz. Bizler Türkmen gençlerini temsilen her zaman özellikle projelerimizde her zaman destekte bulunmaktadırlar. Onun yanında emek geçen il başkanlarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Aynı zaman bu kursta emeği geçen bütün hocalarımızdan sonsuz şükranlarımızı bildirmekteyiz. Onun yanında bütün gençler bir ay boyunca bizimle bu kursta iller içerisinde bugün Kerkük'te Türkmenel'in başkentinde finalı yapmakta bizimle bulunmaktan hepsiyle iftihar ederiz. Geleceğin umudu, ışığı sizler olacaksınız. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Bizim davamız kutsaldır, amanettir. Bu dava bize her zaman şeref vermiştir, şan vermiştir. Bizim de hedefimiz bu kurstan bilgileri alıp milletimize Türkmenyeli bölgesinde her karışında insanlığa, milletimize, özellikle gençlere hizmet vermektir. Ülkücü Türkmen gençleri olarak yeminimizden asla azaymadık. Engelleri hepsini kırdık, bundan sonra da kırmaya devam edeceğiz. Bizi hiçbir engel alıp davamızdan ve yolumuzdan koymaz. Bizler her zaman Türkmenyeli bölgesinde, Türkmen gençleri her zaman davasına, milletine, bayrağına, toprağına sadık çıkmıştır ve bundan sonra da ilelebet çıkacaktır. Ama bu kursu yaptık, burada bitmedi. Biz daha yeni başladık. Aldığımız kurstaki bilgileri, aldığımız malumatları teker teker hayatımızda ve milletimizin yolunda tatbik etmeye, icra etmeye devam edeceğiz. Onun yanında bu kursa özellikle katılan gençler aldığı bilgileri bu millet yolunda sarf edecektir. En önemlisi de ölümümüzde yapılan seçimlerde kirli projelerle geçen seçimde bizim gençlerin beynini ve ruhunu çaldılar. Gençlerimizin çoğu seçime katılmadı. Ama inşallah bu seçim eminim gençler zafer gibi seçime katılacaktır. Biz 10 gün önce Türkmenyeli Öğrenci ve Gençleri Birliği olarak bir slogan başlattık. Türkmen gençleri seçime hazır. Biz şimdiden hazırız. Kimse demesin Türkmen gençleri seçime gitmiyor. Gidenler de yok ise, var ise onları da oturup ikna edeceğiz. Çünkü bu milletimizin kaderidir, geleceğidir. Bu geleceği, bu kirli projelerle fikrimizi bozup içeriden dışarıdan bizi vurmak isterler. Bu engellerin kanşarına birer birer duracağız inşallah. Nasıl bir gençlik? Nece bir gençlik ısırır? Bu millet, analarımız, şehitlerimiz, yaşlılarımız, evdeki insanlarımız, asnafçılarımız, siyasetçilerimiz nece bir gençlik ısırır? Sağına, soluna bakmadan kim var dediği zaman ben varım diyecektir. Gözü kara, gevli temiz, davasına sadık, imanlı, ahlaklı, faziletli, her zaman ayakta dimdik duracak, yorulmak bilmeyen bir gençlik yetişmesi lazım. Allah'a şükür bu gençliği karşımızda görürüm. Var olun, sağ olun, ne mutlu, ülkücü, dava adamı Türk'üm diyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer protokol, canan aziz gençlerimiz, hoş gelipsiz, safalar getiripsiz. Bugün ne mutlu bize, bütün Türkmenyeli bölgesinden gençleri Türkmenyeli'nin başkenti Kerkük'te görmek hakikaten gururdur.
onurdur. Özellikle de bütün Türkmeniyeli gençler ve öğrenciler teşkilatına teşekkür ederim. Başta kardeşimiz Murat ve ekibi hakikaten ve gerçekten büyük bir çaba harcadılar. Bu kurs gerçekleşti. Çünkü bizim amacımız burada Irak Türkmen cephesinin felsefesini, vizyonunu gençlerimizin içinde sevgiyle anlatmak ve açmaktı. Birinci günden Irak Türkmen cephesi kuruluş felsefesini milletimize beyan ettik, anlattık. Dedik hiç kimse Irak Türkmen cephesini bir siyasi parti olarak adlandırmakta yanlış olur. Irak Türkmen cephesi bir siyasi partiden daha ziyade bir milli davanın projesidir. Irak Türklerinin bir siyasi projesidir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Herkes bunu böyle anlamalıdır ve bunun doğrultusunda hareket etmelidir. Onun için dikkat edeğim, hiçbir zaman fırsat vermeyeğim, Irak Türkmen cephesini bir tane yıpratsın, zayıf etsin. Çünkü sonuçta sadece bir partinin zayıf etmesi anlamına gelmedi. O zaman bir milli davanın projesini zayıf etmek anlamına geldi. Buna aziz gençlerim çok dikkat edin. Irak Türkmen cephesine sahip çıkın. Üzerimize oynanan oyunlar çok büyüktü. Ve o oyunlara biz dikkat edek, fırsatçılara fırsat vermeyek. Aynı zamanda bir ayrı felsefemizin, o bir vizyonumuzun, o bir ana temeli bizim Irak Türkmenlerinin davası hiçbir şekilde Kerkük ilinde münhasır olmamıştı ve olmayacak. Bizim bugün Türkmeniyeli coğrafyası Tillafer'den başlayan Mendeli'ye kadar bir davadı, bir projedi. Onun için sağ olsun gençlerimiz bir araya geldiler bütün Türkmeniyeli bölgesinden, bu kursu icra ettiler. Asıl da bu vizyonun bir parçasının gerçekleştirilmesidir. Üçüncüsü, biz Irak Türkmen cephesi olarak hiçbir şekilde bir parti projesi değiliz. Bunu herkes böyle bilmelidir. Biz kimsenin kapısını sadece seçim zamanı kapı uçal, oyu ver, ondan sonra herkes kapını kilitler gider eve, bir de 4 yıl sonra gelir, oyu uçalar gider. Dikkat ele ey Türkmen genci, ey Türkmen milleti, fırsatçılara fırsat verme. Seninle evvelinle bugüne kadar kim dava ve sahip çıkıpsa sen de ona sahip çık, onu kazandır, milli davayı savunsun. Bir soru var. Neden gençler? Neden gençler? Çünkü hiçbir davanın geleceği olmaz eğer gençlik teşkilatı güçlü olmazsa. Herhangi bir dava gençlik hareketine, teşkilatına önem vermezse o teşkilat ademe, zevale mahkumdur. Onun için ilk günden bizim hedefimiz ve inşallah bu devam edecektir. Gençlerin asla ve asla hiçbir zaman projelerini döndürmeyeceğiz. Sahip çıkacağız, yanlarında duracağız. Gençsiz bir dava yoktur. Sağ olsun bugün bütün Türkmeniyeli gençleri bir araya gelip aynı müfredatı alıp asıl da
bu kursun bir amacılarının birisi bir ortak vizyon, bir ortak görüş yaratmaktı gençlerimizin içinde. Bunu anlamacaları Telafer'deki gencimiz, Musul'daki, Erbil'deki, Kerçüş'teki, Salahaddin Düz Hurmatı'daki, Diyale'deki, Bağdat'taki gençlerimizden aynı soru sorulsun. Türkmen davası nedir? Hedefu nedir? Strateji nedir? Aynı cevabı verip aynı anlatmanı, aynı konuşmanı yapması gerekir. Onun için bizim gençlik anlayışımız budur. İkincisi, bu kursun işi kurduk. Bu kursun anlamı nedir? Kursun anlamı nece dedik ki gençlik en temel unsurdur bütün davalarda. Onun yanında gençliğin bilinci olmazsa o gençlik de zevale mahkum olur. Bilinç, marifet, bilim çok önemli. Hiçbir şekilde aziz bacılarım, aziz kardeşlerim, düşünmeyin bir toplum bilinçsiz, bilimsiz bir yere varabilir, yetişebilir. Senin bilinci, vahyi olmasa o zaman hiçbir şekilde liderlik yapabilmesen. Liderliğin ana temeli bilinçtir, marifettir. Ne için bilinç, ne için marifet, ne için okumak, ne için kitap? Çünkü hiçbir şekilde bir toplum kirli fikirlerden koruyabilmez. Eğer silahı bilinç, marifet olmazsa, kültürüne sahip çıkmazsa, edebiyatına sahip çıkmazsa, bugün ülkeleri ülke eden, vatanları en üst seviyeye getiren ne kadar marifet, bilinç sahibi olursa o ülke o kadar güçlü, bilinçli olur. Onun için aziz kardeşlerim, aziz bacılarım, biz kritik ve hassas bir dönemden geçiyoruz. Murat kardeşim de bazı konulara değindi. Biz ece o vahiy, o bilinç olmazsa birileri geli dost kılıfında bizim fikrimizi zehirler. Buna dikkat eder. Bugün ortaya atılan bazı deyimler, bazı fikirler, bunlara dikkat eder. Bakın bunun arkasında ne var ve bizim üzerimize ne oyun oynamak isterler. En tehlikeli bu günlerde ortaya atılan maalesef bazı kirli sosyal medya vasıtasıyla, aracılıklarıyla seçime Türkmen katılmasın, seçime gitmesin, seçimin önemi yoktu. Bunlara dikkat edin. Bir yandan diyoruz, cebhe, Irak Türkmen cebhesi, seçim partisi de cevap, ama bunun yanında katılım seçimlere çok önemlidir. Çünkü bugün varlığımız Kerçüş'te, varlığımız Türkmeniyeli bölgesinde, yerel hükümetlerde kimse düşünmesin seçime katılmanın dışında bunu gerçekleştirebilir. Asla ve asla ayrı bir yöntemi yoktu. Seçimlerden ayrı bir yolu yoktu. Onun için sakın sakın kimse kafanızı karıştırsın. Hay gene Türkmenler parçalandılar, hay bölündüler, hay bilmem böyle oldu, öyle oldu. İnanın bunların amacıları özellikle de Kerçüş'te Türkmen gitmesin, ama Kürtler gitsin, Araplar gitsin, Hristiyanlar gitsin, sadece seni kafayı karıştırsınlar, seçime gitmeyesin. Bu Salahaddin için de geçerlidir, Diyale için de geçerlidir, Musul için de geçerlidir.
Bağdatçı geçerlidir. Yarın bir gün Kuzey Irak'ta parlamento seçimler var. Çifri için, Erbil için geçerlidir. Bunun öcünde gençlerimiz, toplumumuz neyden durar? İşte bilinçten durar. İşte marifetten durar. İşte böyle kurslara katılmaktan durar. Bir gün gençlerimiz sadece özleri kanaat etmekleriyle bu iş bitmeyecek. Anacağız. Ev kapı çalacağız. Listemiz bugün, listemiz kimse demesin Türkmenler birleşmeyip. Özellikle de Kerçüş'te 9 Türkmen Partisi var zaten. 9'u da bir araya geldi, bir liste kurdu. Bugün bir listede bütün adaylarımızı koymuşuz. İstediği o adayı seçebilirsen, aynı zamanda listeye de ses verebilirsen. Bunu dikkatimizi çekirem. Hem Kerçüş'te hem de Türkmeniyeli bölgelerinde dikkat edek. Bu oyuna gelmeyek, kimse seçimi boykot etmesin. Ve kim bunu değilse inanın Türkmen'in geleceğinde oynamak ister. Bu memleketi ya Kürt'ün ya Arap'ın iradesine koymak ister. Asla ve asla bunu müsaade etmeriz. Bütün kapıları çalırız. Türkmen'e diyarız ki dili ve milleti ve kültürü ve siyasi faaliyetler ve sahip çık. Bunun yanında bu seçime katılmamakın yanında bir ayrı hedef, eğer biz bilinçli olmasak o bir hedeften de vurmak isterler bizi. O bir ikinci hedefleri nedir? İkinci hedefleri de millette umutsuzluk yaratmak. Herhangi milletin umudu geleceğine olmazsa o millet yıpranı, o millet parçalanı, o millet zayıf kalır. Onun için aziz bacılarım, aziz kardeşlerim, hiçbir zaman umutsuz olmayın. Gelecek sizi davanızındır. Gelecek sizi kimin güzide gençlerinizindir. Sıkıntı çekebilir. Zaten bir ülkede yaşırık sıkıntıları saysak da bitmez. Biz de bu ülkenin bir parçasıyız. Ama aynı zamanda en ana üçüncü unsuruyuz. Onun için hiçbir zaman davamıza, milletimize, toprağımıza, siyasi müessese Irak Türkmen Cephesi'ne sakın sakın sizi kaptırsın umutsuzluğa. Kimse demesin parçalanıpsız. Kimse demesin bölünüpsiz. Bütün yerde sorun var. Şiaların içinde sorun var, Sünnünün içinde, Kürdün, Hristiyanın, Yezidinin, Şebekin. Nedir birisi geldi sadece Türkmenleri gösterir parçalanıpsız. Asla ve asla böyle değil. Bugün anlaşarak 9 parti bir araya geldik. Daha bundan fazla birlik, beraberlik ne olabilir? Onu bilen var ise desin bize, biz artık birik, hiç kimseye de müsaade etmeriz desin siz parçalanıpsız. Asıl da bunu atırlar ortaya, hem sen seçime gitmeyesen hem de umutsuz olasın. Buna dikkat edin. Üçüncü, çivizleri hedef alıplar bunun yoluyla. Türkmence eğitimi başarısızdı. Türkmence eğitiminde sorun var. Kimse uşaklarını okullara kaydetmesin, o Türkmen okullarına. Bu da aynen o propagandanın, o projenin bir parçasıdır. Eğitimimizin içinde biliriz ba'ez, maalesef eğitimimizden çok her gören ama baltalayan insanlar da var. Söz de vermişik inşallah bir gün bunları hepsini ortaya koyarız. Bu eğitim Türkmenlerin kanıyla anayasal hakkımızdı. Hiçbir şekilde bu hakkı taviz vermeriz. Kimseye de fırsat vermeriz. Eğitimimizi yıpratsın, zayıf etsin. Sorunlar var ise Kürt eğitiminde de sorun var. Arap eğitiminde de sorun var. Onları kimse dile getirmez. Ama amaç bir kopukluk yaratmaktı. Türkmen toplumuyla dilinin arasında, buna da dikkat edin. Sözüme son vermeden önce aziz kardeşlerim, aziz bacılarım, bir gerçek var ortada. Kurs çok önemli rolü var.
insanı geliştirmek için kabiliyetini daha iyi seviyeye yetiştirmek için. Ama hiçbir zaman kurs yalnız başına lider yetiştirmez. Bu kursların yanında kurstan evvel, kurstan sonra kitaptan ayrı kimse düşünürse lider olur, o liderler faşil olurlar, başarısızlı olurlar. Bugün Irak'ı hala getiren elektrikimiz yoktu, bilmem sıkıntılarımız var, eğitimimiz Irak genelinde çok şeylerimiz istediğimiz seviyede değil. Çünkü idarenin başında kültürsüz, kitabın önemini bilmeyen insanlar var. Biz o tecrübeden faydalanmak istersek, o faşil tecrübe üzerimize tekrardan yürümesin. Bu kursun ardından lütfen ve lütfen Türkmen gencini davet ederim kitap okumaya. Kitap insanı en üst seviyeye yetiştiren sadece ve sadece ilimdi, irfandı. Onun da tek yolu kitap okumaktı. Onun da hiçbir şekilde bir sınırı yoktu. Sen özü tanıyanı kitap okuyabilirsen en son lahzaya kadar kitap senin arkadaşı olabilir ve en güzel arkadaştı. Zaten öcümüzde Necat abimiz var, Aydın abimiz var, güzide insanlarımız var. Her zaman kültürümüzü, tarihimizi bize anladı. Onların kitaplarından başlayarak lütfen kitap önemlidir. Bakın, hepimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de milyonlarca kelimeler var. Çok önemli hassas akide konuları var. Ama bundan da ders çıkardığın, bir düşünün, bu milyonlarca kelimelerden Allah Subhanehu ve Teala bu kitabının vahisini neyden başladı? Hangi kelimeyle başladı? İkra'tan başladı. İkra o kadar önemlidir ki, hatta bizim her zaman dikkatimizi çeksin, liderlik, yönetimin başlangıcı okumaktır, özümüzü yorulturmaktır. Emin emin inşallah atrafımızda sizi utak güzide gençler vardı, varsa bu davamız inşallah emin ellerdedir ve emin ellerde kalacak. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Öncelikle Irak Türkmen Cemiyeti Genel Başkanı Sayın Hasan Turan Bey'e ve Türkmenili Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Murat İmadettin'e sonsuz şükranımı sunarım. Türkmenliğin alt bölgesinde gerçekleşen kurs, düzenli bir şekilde geçen ve gençlerin bu kurstan faydalandığından eminim. Kursta verilen dersler gençler için çok önemli ve Türkmen gençleri için kaçırılmayacak bir fırsattı. Son olarak taraflara gelen değerli hocalarımızdan çok teşekkür ederiz. En son olarak Türkmen şehitlerimizi yad ederim ve Allah'tan onlara rahmet ve kabirlerini nurla dolmasını dilerim. Var olsun Türkmen gençliği, var olsun teşkilat, var olsun Türkmen gençliği, var olsun teşkilat. Sultan Muzaffereddin Gökbürü Diyarı Erbil'den selamlar, saygılar. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Sayın Hasan Turan Bey'e, Türkmen Elegeli Gençler Birliği Genel Başkanı Sayın Murat İmadettin Bey, değerli Türkmenili Öğrenci ve Gençler Birliği İl Başkanları, Sayın Protokol, değerli arkadaşlarım, değerli soydaşlarım. Bugün burada hep hayal ettiğimiz Türkmenili gençlerin buluşmasını çok şükür teşkilatımız sayesinde başarabildik. Sizleri görmenin vermiş olduğu mutluluğu birkaç satırda ifade etmek isterim. Milletimizin kaderi ve geleceği tabii ki bizim gençler elindedir. Burada bulunan her genç bir gün gelecek davamızın bayrağını eline alıp başı dik, alnı açık bir şekilde yürüyecektir. Milletimizin vebali pekala omuzunda taşıyıp hayal ettiğimiz o parıltılı günlere bizden başkası götürecek değildir.
Siz değerli büyüklerimiz sayesinde açılan liderlik ve yöneticilik kursları, yöneticilik strateji kursunda yaşadığımız deneyim ve aldığımız dersi unutmamız söz konusu değildir. Katkısı olan herkese Allah razı olsun. Son olarak bu sefer geçerek konuşma fırsatı tanıdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umarız ki gençleri yarınları geliştirecek daha nice geliştirici kursları açılmasını temenni ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Var mısın Türkmeneli? İlk olarak demek isterim ki bütün ödül ve övgüler şehitlerin hakkıdır. Bu yüzden tüm Türkmen şehitlerini saygı ve rahmetle anıyorum. Başta çok değerli Irak Türkmen Cebesi Genel Başkanı Sayın Hasan Turan ve Irak Türkmen Cebesi yürütme üyeleri ve il başkanları ve Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Genel Başkanı ve tüm kol başkanları, Irak Türkmen Cebesi'ne bağlı kurum sorumluları ve çok değerli genç ve öğrencilerimiz. Bugün Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği tarafından yapılmış olan liderlik ve yöneticilik kursunun törenine tekrardan hoş geldiniz. Kursta aldığımız derslerin çok önemli ve değerli olduğunu vurgulamak isterim. Tabii ki böyle kurslar Türkmen gençliği için çok önemli ve hedefli olduğunu bildirip ben kendi adıma bu kursa katıldığım için çok gururlu ve faydalı olduğunu dile getirmek isterim. İnşallah böyle kursların devamlılığının gelmesini dilerim. Ayrıca buradan emeği geçen Türkmen Öğrenci Genel Birliği Genel Merkezi ve tüm kolları ve destekte bulunan Irak Türkmen Cephesi'ne teşekkür ederim. Ayrıca burada bulunan Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Kifri koluna özel olarak başkanı ve ekibine teşekkür etmek isterim. Çünkü Kifri bildiğiniz gibi zor bir bölgede çalışmak ve emek vermek büyük bir fedakarlıktır. Bizler de Türkmen milleti olarak her zorluğu yaşayan milletiz. Son olarak bu sözle bitirmek isterim. Gururlan ey Türkmen gençliği, bu davanın sahibi haktır. Hak olan dava da zafere muhaktır. Bu yüzden büyük zaferler bizleri bekler. Bizler de genç nesil olarak bu milli dava uğruna yola çıktığımızı ve sonuna kadar gideceğimizi söylemek isterim ve hepinize teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili misafirler, değerli protokol, hepinize gelince teşekkür ederim. Irak Türkmen Cephesi Başkan Sayın Hasan Turan ve yardımcısı Heydem Paşa Muhtaroğlu, çok teşekkür ederim. Orada yardımcısı Türkmeneli Gençler ve Protokol Sultan emanet ettiği, çok teşekkür ederim hepinize. Bu kursa toz hurmatla gençler katıldı. Orasında gençler katıldı ve talebeler de katıldı. Bu kursa çok fayda bulundu. Toz hurmatla ve katılan aynı orada belet köylerinde bulundu. Çok memnunum hepinize bu teşkilatlar. Buradan mesajım bütün gençlere ve bütün Türkmen yerinde hiçbir zaman geride kalmasınlar. Devamlı olsunlar. Bir yerde çalışsınlar. Her müessesede kardeşler ittifak olsun. Cemre Türkmeniye olsun. Bütün müesseselerde yardımcı olsunlar özlerine. Sağ olun, var olun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selat ve selamı Peygamber Efendimiz'e, ehli ve ashabına olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öncelikle çok kıymetli başkanlarımız, sevgili misafirlerimiz ve kutsal topraklarımız, Türkmeneli'mizin her ilinden gelen değerli yurttaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kutsal dava sahipsiz değildir. Son ülkücü kalana kadar kutsal dava sancağını lekelemeyecek, kirletmeyecek, yere düşürmeyecektir. Allah bir, vatan bir, bayrak bir, kitap bir ve millet birdir. Öldürtmeyeceğiz. Değerli dava kardeşlerim, Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti her zaman kutsal davamızın esas ilkelerinden
Sizlerle dava arkadaşı olmaktan iftihar ediyorum. Milli mücadelemiz tehlikededir. Milli güvenliğimiz tehdit altındadır. Dışarıdan ve içeriden kuşatılan Türkmen Eyli bölgesi ve kutsal davamızı her zaman Allah'ın izniyle gönül veren ülküdaşlarımız sayesinde ayakta dimdik durmaktadır. Milliyetçi, ülkücü gençlere çağrılmaz. Kutsal dava Türkmen Eyli bölgesi sahipsiz değildir. Bölünme kabul etmez. Kutsal bir bütün halinde büyük Türkmen Eyli'yi yeniden inşa edeceğiz inşallah. Şanlı bayrağımız öksüz ve rüzgarsız değildir. Bizler bir yere yetişmek için değil, bir yere yetiştirmek için mücadele sürdürmekteyiz. Yüce Yaradan şahittir, sevdamız kavgamıza büyüktür. Gayemiz yalnız Allah'ın rızasını kazanmak ve şanlı şerefli Türkmen milletine kutsal davamıza hizmette bulunmaktadır. Uzun bir yoldan yürüyoruz. Yolumuz dikenlidir ama biz ayağını sevenlerden değiliz. Allah'a şükür ve hiç de olmayacağız. Ve bu yolda imanlı, ahlaklı, ülkü sahibi çok şehitler verdik. Şehitlerimiz kutsal davamıza